Evet, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Sezai'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Yine bizim çayımızı önümüze koydu. Evet, ara verirken sonra demiştik, saygıdeğer kaymakamım demişti. Yani programın bitmesine bile sabretmedi. O kadar görev aşkıyla inanın bir kaymakamımız var. Sağ olsun işte ilgilenir ondan sonra gerekeni de yapacağına eminim. Kendisine tekrardan buradan selam olsun. Değerli kaymakamım Sayın Selami Korkut Atay'a. Evet, Mehmet Güzel, bir Avrupa gezisi yaptınız, birkaç ülke gezdiniz. Şimdi o ülkedeki yaşantıları ile Türkiye'de karşı karşıya getireceğiz, teraziye koyacağız, ölçeceğiz. Kim fakir, kim zengin, kim kimi kıskanıyor, bunu tam ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şu an rejideki arkadaşımızdan, değerli Sezai'den şunu istiyoruz. Bir iki numaralı bir videomuz vardı, eğer onu giderse biz de üzerine konuşalım onun hemen. Hoş konuşsam da ben bu devlete memnunum. Zamlar dünya genelinde böyle, sadece Türkiye değil. Yine Allah'a çok şükür ki bu memleketimiz ayaktan duruyor. Yani bu AK Parti olmasa bu memleket daha kötü bir yerlere giderdi. Bu zamları Avrupa yapıyor. Dünya genelinde oluyor yani bu zamlar. Bu zamlar bizim elimizdedir. Devletten değildir. Evet. Kim dost öterse yalan söylüyor. Evet. Bak, Avrupalar hep bizden fakirdir. Evet. Hep yoksulluğa girmez. Evet. Avrupa. Bu devlet AK Parti kaybederse Türkiye ayaktan gider. Evet. Bak, benim 82 yaşındayım. İsmet Ünlü bize ne yapmış? Cumhuriyet Halk Partisi bir köprüsü var mı? Bir havaalanı var mı? Neyse vardır? Bir kulübe var mı? Yok. Ha vır 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 konuşur. Bustan. Gino'nun en iyisi AK Parti'dir. Gino en iyisi inşallah AK Parti kazanır. Kahtadaki Yüzyıl Parkı'ndaki büyüklerimizi, halkımızı dinledik. Değerli Mehmet Güzel. Şimdi siz de bir Avrupa gezisi yaptınız. Şimdi bunları kıyaslayacağız Türkiye'yi de. Hangi ülkelere gittiniz? Önce onu bir öğrenelim sizden. Özellikle zaten ben Finlandiya'ya gittim. Evet. Yani Finlandiya'da hem Helsinki'de uzun süre böyle hem çarşı pazar dolaştık, hem evet, tarihi yerlerini dolaştık. Turku kentine gittik. Hatta Finlandiya'yı diyebilirim ki bir boydan boya, evet, Norveç'e kadar, Norveç'in içine girecek şekilde boydan boya 1300 kilometre arabayla gittik. Evet. Onun dışında Estonya'ya gittik. Estonya'da biraz dolaştık. İsveç'te böyle hafif bir şeyimiz oldu. Şunu söyleyeyim ben, elde ettiğim izlenimler, yani ben bu ülkelerde gezdiğim zaman markette de dolaştım, çarşı pazarda ona da gelecek dolaştım. Evet. Şimdi sadece nerelere gezdiğinizi sorduk, siz de bize anlattınız. Peki orada bir büyüğümüz diyor ki, Avrupa aç. Avrupa aç mıydı? Ben de zaman zaman emin olun ki böyle haberler gitmeden önce dinlediğimiz, evet, zaman, okuduğumuz zaman tabii oradaki Avrupa'da arkadaşlarımız da var. Hı-hı. Onlarla da konuşuyoruz. Evet. Dünya artık bir köy ya, global, yani bu internet sayesinde, evet. WhatsApp'la görüntülü konuşuyorsun. Yani insanlar artık uzak değil. Hani Vizontele'de diyor ya artık, hı-hı, diyor uzağı diyor yakın yapacak diyor. Yani evet, şeyde televizyonun fonksiyonunu anlatırken, evet, aynı şekilde yani internet, ben şu anda belki Amerika'dan bizi izleyen vardır. Yani büyük ihtimalle Finlandiya'dan bizi, evet, izleyen vardır. Almanya'dan bizi izleyen vardır. Yani artık anlık konuşmalarımız, görüntülerimiz her tarafa gidebiliyor. Şu an zaten biz burada konuşuyoruz. Ekranlara başına bizi izliyorlar. İşte Avustralya'dan, şeyden, evet, Avrupa'dan. Evet, evet, orada, evet. Bu videoyu biz paylaştığımızda, ana haberler önümüzde, Bulgaristan'da bize ulaştı. Evet. Ya çocuğa yardım etmek istiyorum, evet, diye. Evet. Yani anlıktır zaten şu an. Artık eskisi gibi değil. Evet. O amcanın ben söylediği işte, evet, diyor ya Avrupa açtır diyor, Avrupa fakirdir diyor, evet, işte onlar daha bizden kötüdür diyor. Ama emin konuşuyor. Çok emin, evet. Avrupa'ya gitmiş midir acaba amcamız? Yani Avrupa'ya amcamız sadece değil, evet, Adıyaman'da kaç kişi gitmiş? Yani. Kahta'da kaç kişi gitmiş? Ben gidemedim. Ben şunu söyleyeyim, yaşın kaç?
Yani 50. 50, 50 küsür de. Evet. Gittin mi hiç? Gitmedim. Gitmedin. Evet. Gitmek ister misin? Tabii ki. Elbette. Ne demek? Herkes gitmek ister. Evet. Yani şu Şengen Müzesi'ni çok heyecanla bekliyordum çıkmasını. Diyordum çıkmaz. Ama şansıma çıktı. Çıktı. Gittim, emin ol ki giderken kapılarda da çok heyecanlıydım. Uçakta da heyecanlıydım. İnerken de heyecanlıydım. Oraya ayak bastığımda da çok heyecanlıydım. Yeni bir dünya, sanki ben gökyüzünden o şehre baktığım zaman, ben belki de Finlandiya olduğundan dolayı, çünkü eskiden bataklıkmış orada, 288 bin tane gölden bahsediliyor. Evet. 288 bin göl. Şimdi sanki farklı bir yere gidiyorsun. Evet. İnsanları böyle daha değişik, daha farklı. Ben şunları fark ettim. Ya insanlar yani aç mıydı orada amcanın? İşte ben o amcanın söylediğine evet. getiriyorum ben. Evet. Ben emin olun ki bir resim çekmek istedim. O kadar dolaştım, bir dilenci görmedim. Bir dilenci görmedim. Yani, şimdi, resmini işte çekmek çok, için... Çok çok önemli şu an. Şimdi Avrupa aç diyoruz. Bizim amcamız öyle diyor. Diyor ki Avrupa aç, aç, aç diyor. Ama siz orada bir resim çektirmek için veyahut da evet. yardım etmek çarşıda, için... Yardım etmek siz, için değil. Ben dolaşıyordum. Evet. Ben, yani, siz orada bir tek dilenciye rastlamadım. Evet. Orada yasak olabilir mi? Veyahut da ihtiyaç mı yok? Ben işte evet. Ben orada çünkü isteseler hatta bir ara arkadaştı, bir ara Romenler geldi. Evet. Onlar dileniyorlardı. Onlar da dedi buralarda değil, çok daha böyle köşe bucak yerlerde dolanıyorlar falan dedi. Ben görmedim. Ve önemli olan şeylerden bir tanesi de benim için oydu. Çarşıda, pazarda dolaşırken zengin arasındaki farkı fark edemiyorsunuz. Yani mesela şu zengindir, şu fakirdir. Giyiminden, çamından, arabasından fark edemiyorsunuz. Arkadaşın küçük kızını kreşe götürürken yolda selamlaştığı birisiyle, bir hanımefendiyle evet. dedi ki bu her hafta Finlandiya'da bir dizi var. Herkesin hı hı. seyrettiği bir dizi var. Bu başrol oyuncusudur. Katildir diyor bu. Yani o kadın filmde. Kadın katilmiş evet. Filmde. Çocuğunu tutmuş her şeye gidiyor. Okula kreşe. Her gün kaç sefer böyle ben rastlaştım ben bunda. Evet. Yani bizdeki artistler çocuğunu böyle bu şekilde. Mümkün değil. Kaç tane dadısı, kaç evet. tane bakıcısı. Markete giriyorum, markete evet. giriyorum. Markette emin ol ki yine fakir arasında hiçbir fark yok. Yani fark yok derken bilmiyorsun hangisi çok zengin, hangisi çok, çok fakir. Fark. Evet. Çünkü şeyi de bunlar sorulacağını bildiğim için ben bunların hepsini sordum. Yani asgari ücret nedir dedim, alım güçleri nedir dedim. Tut ki bir insanın hiçbir şeyi yok, parası yok, gücü yok. Bunlar ne yapıyorlar diye sordum. Evet. Asgari ücret 3-4 sene öncesine kadar devletin belirleme şeyi kaldırılmış. Yani devlet artık asgari ücreti belirlemiyor. Saati 12 euro. Bir kişinin çalışma karşılığı saati 12 euro. Değil euro mi? Evet. Evet. 8 peki, saat çalışsa 96 euro ödüyor. 96. 5 gün 500 liraya tekabül ediyor hemen hemen. Evet. 20 şey 500 euro. Yani 20 gün olsa evet 2000 olsa 2000 euro yakın. 1900 euro. Yani şimdi peki 2000 euro diyelim ki asgari ücretli birisi alıyor. Peki orada hep merak ettiğim bir şey şu. Yakıtın örneğin motorun litresi kaç liraydı? 2 euroydu. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir hesap yapalım mı? Şimdi 2000 euroyu 2 euroya bölelim. 1000 litre çıkıyor. 5500'ü bölelim hemen. Çünkü ben merak ettim bunu. 24 küsürdür, 24 yap. Evet, evet dur hemen onu bölmeye çalışacağım. Yani 5500 diyelim. Evet. Bölü 27.000 diyelim. 24 mu şu an? 24. 24 küsürdür de 24 diyelim. 229 litre. 229 litre. Şimdi bunu niye sordum size? Değerli vekilim Sayın Ahmet Aydın'ı da konuk ettim. Geçen hafta Merkez İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Alkayış'ta konuğumuzdu. Bunları kendisine sordum da dediler ki ya Avrupa'da da bir litre motorin dedi 2 avro dedi. Bu da takabül ediyor dedi. 36 lira. 36 lira dedi. Bizde de 24 lira dediler.
Evet. Bir de 12 lira daha fazla. Şimdi bu hesabı bu şekilde yaptılar bana. Şimdi şunu öğreniyoruz. Ben mesela bunu yapsalar yani. Ben şu soruyu sormak isterdim. Evet. Neden onların 1 liraları bizim 18 liramız? Ben bu sorunun cevabını almak istiyorum. Sadece başka bir şey sormak istemiyorum. Evet. Neden 1 liraları bizim 18 liramız? Evet. Neden 1 liramız onların 18 lirası değil? Evet. Neden ben cebime 1000 euro koyduğum zaman, 1000 euro koyduğum zaman burada 18 bin lira, oraya ayak bastığımda 1000 lira. 1000 lira. Onlar 1000 lira cebine koyduğunda, Türkiye ayak bastığında cebinde 18 bin lira var. Evet. Sadece bu sorunu cevabını almak isterim. Şimdi bu gelelim. Şimdi diyoruz ki o zaman Türkiye'deki asgari ücretle 229 litre veya 230 litre yakıt alabiliyor asgari ücretle. Orada 1000 litre alıyorsa. Evet. Bu hesaba göre. Yani o filmin koptuğu andır aslında. Şu değil midir doğrusu? Örnek veriyorum. Oranın 2000 birim parası Avrupa'nın ve 2 birim yakıt. Yani bir örnek daha verebilir miyim? Evet. Bu yakıttan ziyade. Evet. Yanımda ben bir araba alışverişine şahit oldum. Evet. Kia Rio diye bir araba vardı. Evet. 100 binde. Kilometresi 100 binde. Evet. Bir arkadaşım bir arkadaşa sattı. Evet. Yani oradaki bir arkadaşım bir arkadaşa sattı. 100 binde 5400 euro. 5400. Yani 2,5 aylıkla alacak. 2,5 aylık değil. Yani 2,5 aylıkla. Evet. 3 aylık değil. Hadi. Yani o 3 aylıkla bir araba alınacak. Yani bizdeki asgari ücretli araba alabilir mi? Şimdi şu mantık şu bu arada. Yani 1000 litre yakıt alabiliyorsa oradaki. Buradaki de 230 litre alabiliyorsa demek ki asgari ücreti bizim buranın 4 katı. Mantık bu. Çünkü litreye vurduğu zaman 4 katı. İkincisi 2,5 aylıkla araba alabiliyorsa bizim buradaki asgari ücretli yani kaç ay alabilir hesabını yapmak istemiyorum. Geçindiremiyor ya. Çünkü evini geçindiremeyecek ki onu alsın. Velev ki hepsini biriktirse dahi o paranın 5500 yani yıllığı 110 bin lira 220 bin 2 yılda veya 3 yılda alabilir hiç yemese. 2 ayda alabiliyor Türkiye'de 3 yılda alabiliyor hiç yemese. Şimdi hesap bu kadar net ve berrakken Avrupa aç diye nasıl bağırabiliyoruz? Onlar açtır, biz, onlar bizi kıskanıyor diye biliyoruz. Ya matematik net ve açık. Zaten geçen hafta biz bunu konuşurken Sezai arkadaşımız var rejide. Direkt Mustafa arkadaş dedi ki hayır o hesap böyle yapılmamalıydı. Bu şekilde. Şimdi bugün de teyit ettik bu olayı ki ya Avrupa'da 2000 euro ama yakıt 2 euro. 1000 litre alabiliyorsun. Burada 300 litre alabiliyorsun. Yani bu kadar bitmiş bir durumdayız. Peki buna rağmen Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor mu? Evet. Şimdi şöyle söylemesem eksik kalacak. Tabii tabii buyurun. Tut ki adam 20 gün çalışmıyor, 10 gün çalışıyor. Evet. Ama çocukları da var. Evet. Ne oluyor o zaman? Bu sefer ev kirasına yardım ediyor. Evet. Şimdi sen lafını kesiyorum. Herhalde mikrofonda problem var. Arkadaşımı düzeltene kadar ben sözü hemen devralıyorum. Şimdi hani bir de bizim burada çalışmayanlar var. Orada çalışmayan var mı? Veyahut da işte 10 gün çalışan var mı? Bunlar bu şekilde çalışırsa ne oluyor? Sonuç yani onlar dilenmediklerine göre problem yok demek. Demek sokakta dilenci yoksa, çalışmayan adam da dilenmiyorsa bu arada bir sıkıntı, bir problem yok demektir. Ben öyle anlıyorum. Şimdi demin o yakıt masrafını da biz hesapladık. Bir de çalışmayan adamı da hesabını yaparsak o zaman herhalde bizi seyreden o amcamız, bize röportaj veren amcamız ne der bilmiyorum. Hemen sana soralım. Ne oluyor? Yani orada çalışmayan veya 10 gün çalışan aç kalıyor mu, kalmıyor mu? Buyurun. Evet. Bunu da sordum. Evet. Eğer atıyorum hiç çalışmıyorsa devlet buna 450 euro aylık veriyor. Hiç çalışmasa 450 euro herkese veriyor. Evet. Evi yoksa diyor ki ben sana 750 euroya kadar yardım yapabilirim. Eğer 750 euronun üstünde ev tutacak olursan üstünü sen vereceksin. Ha, bu kira yardımı. Evet, kira yardımı.
Bunun yanında yine durumu yoksa evet. doğalgazdan, elektrikten, internetten bu tür şeylerden de yardım ediyor. Evet. Yani sosyal devlet olma noktasında, yani kimseyi kimseye muhtaç etmiyorlar. Yani ben dedim ya markette hı. dolaşıyorsun, dışarıda dolaşıyorsun, pazarda görüyorsun, insanları görüyorsun. Yani ben hiç kimsenin böyle birisinden zengin olduğunu fark etmedim. Yani çok da böyle bakarak ve görerek izledim evet. ben onları. Yani bunları... Ya imrendiniz orada yani. Hatta ben Fatih'e geldim, İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da bir iki gün kaldım. Fatih Camii'ne gittim. İstanbul'a gittiğimde her Fatih Camii'ne giderim. Fatih'in etrafında insanlar çimlerin üzerinde yataklarını kurmuşlar. Yatıyorlar. Yani onlar evsiz, barksız insanlar. Yani bunları görünce orada karşı... Yok, hiç görmedim. Hiç görmedim. Zaten yaşayamazlar orada. Çünkü -15, -25 olacak bir süre sonra hava. Evet. Evet. Şimdi hemen bir baktığa bulunayım. Şimdi değerli seyirciler, Mehmet Güzel diyor ki, ben Avrupa'ya gittim, gezdim, gördüm, geldim. Diyor ki, siz eğer çalışmıyorsanız, devlet size her ay 450 € veriyor. Veya da eviniz yok, kirada oturmak istiyorsunuz. 750 € kadar destek veriyor. İsterseniz 2000 € evde oturun, isterse de 500 € evet, evde oturun. Ama size 750 € destek evet, veriyor. Evet. Hep diyorlar ya, orada bir ev kirası kaç euro? Bilmiyoruz. Ama yani 750 € ev var mı orada? Var. Mesela ben bir arkadaşın yanında kalıyordum. Evet. Yani ben onun yanında yatıyordum. Evet. Dedim kiran ne? 850 € dedi. Evet. Yani şey olarak. O yapıyordu orada. Durumu iyiydi, iyi bir evde oturuyordu. Devlet, sen işsizsen, sevgili izleyiciler, senin kiranı karşılıyor. Maaşını veriyor. Maaşını da 450 € cebine evet. koyuyor. Senin doğal gaz ve elektriğini de veriyor. Dolayısıyla yani Avrupa bizi kıskanmıyormuş. Biz onları kıskanmamız lazımken biz diyoruz ki onlar bizi kıskanıyor. Şimdi parktaki demin izlediğimiz amcalara söyleyelim ki duyarlar mı bilmiyorum. Yani gerçekler acıdır ama gerçek bunlar. Şimdi Mehmet Güzel gitmiş, Avrupa'ya görmüş, gelmiş. Oradaki bilgi ve birikimini şu an bana aktarıyor. Ben de ekran başına sizlere aktarıyorum. Şimdi hiç gidip bir yeri görmeden, gezmeden, yaşamadan, şimdi ayakkabı üstüne atıp, onlar aç, onlar sefil, onlar bizi kıskanıyor. Demek ne kadar doğru. Şimdi sorsan onlara diyecek ki, ya biz Müslümanız. Müslüman yalan söyler mi ya? Müslüman yalan söylemez. Hatta şunu da söyleyeyim. Bilmediği bir şey de söylemez. Buyurun. Şunu da söyleyeyim. Evet. Çocuk başı da 150 avro veriyorlar. İsterse aylık 1 milyon avro al. O çocuk başı 150 avro veriyorlar. Özel okul yok. Devlet okulu, yani özel okul var. Evet. Gönderirsen devlet karşılıyor bunu. Yani devlet okulu da özel okul da fark etmiyor. Evet. Çocuk başı 150 avro alıyorsun. Hatta bu kadın yani kadın çocuğu hamileyken evet. bir süre 2 ay kala falan ayrılıyor. Hı hı. Orada tekrar maaşını alıyor. Evet. Sonrasında bir sene sonrasında da bir kısmını kesiyor. Tekrar o maaşı veriyor. Evet. Bu sefer hem babaya hem anneye birine babalık birine analık maaşı veriyorlar. Şimdi bizimkiler burada kalkıp Avrupa'ya gitseler, şu şartlar kendilerine sağlansa hiç de çalışmazlar eminim. Para biriktirip geri gelirler. Çünkü burada ya bir örnek vereceğim. Demin yolda gelirken söyledim. Şimdi bir tane parkta yine röportaj yaptım bir amcamız. Dedi ki ben gül gibi geçinip gidiyorum dedi. Ne kadar maaş alıyorsun dedim. 3500 € alıyorum dedi. Ve hiçbir sıkıntım yok dedi. Gel dedim arabaya bin. Senin yaşantını görmeye gideceğiz. Gittik. Derme çatma bir evde yaşıyor. Ev kendisine ait. Oraya inan ki siz yaşayamazsınız. Kışın damı akar, pencerelere yarısı var yarısı yok. Yani neredeyse ahıra benziyor. Ev benim dedi, kiram yok dedi. Hiçbir şekilde et almadığını öğrendim bunun. Ekstrası bütün şeyini kendisi karşılıyor. İşte onu alıyor, ekmeğini yapıyor, buğdayı alıp bulgurunu yapıyor. Her şeyini kendisi karşılıyor. Sadece masrafı, elektrik masrafı, o da 2 tane ampulü var. Ve bu şekilde geçiniyor. Diyor ki bana
1500-2000'de kalıyor. Kalır. Çünkü sen yaşamıyorsun ki. Sadece nefes alıyorsun. Ya ona yaşamak mı diyorsunuz siz? Değil. Peki ya hakikaten şimdi ikisini de gördünüz. Bir kıyas yaparsanız kim kimi kıskanıyor? Evet. Ya bu inan ki bu soru bile o saçma oluyor. Evet bu saçma çünkü şöyle benim birilerinin beni kıskanması için ben onlardan çok daha iyi yaşamam lazım. Evet. Yani çok iyi evde oturmam lazım. Çok iyi arabaya binmem lazım. Çocuğumu çok iyi okullarda okutmam lazım. Mesela ben şunu söyleyeyim. Artık diyorum. Daha öncesinde bu değildi. Evet. Çocuğunu üniversiteye gönderdiğinde her babayı çocuğuna para gönderebilemez. Yani bir çocuğun okuması artık o kadar kolay değil. Çok zor. Çok çok zor. Yani evde çok bile zor. Olsa, evet. Evde bile olsa kolay değil. Evet. Şimdi benim seni kıskanmam için hakikaten senin benden her anlamda, yaşantı anlamda üstün şeylerin olması lazım. Evet. Biz kendimizi bunlarla yan yana koyduğumuz zaman dediğim gibi yani adamın arabası var, benimki yok. Adamın evi var, benimki yok. Adamın parası var, benimki yok. Ya bu adam beni kıskanıyor. Ya bu adamın aklından zoru mu var? Ya böyle bir şey mümkün mü? Eşyanın tabiatına aykırı ya. Yani o yüzden bu tür şeyleri hakikaten onlar bizi kıskanıyor. Ya bana bir tane kıskanan getirsinler. Ya yemin ederim gülüyorlar. Yani. Acaba kıskanma ne olduğunu bilmiyorlar mı? Bir sıkıntım var bunda. Yani bazen kafam çok karışıyor. Evet. İnan ki çok karışıyor. Evet. Ya diyorum ki ya ben bu işi anlamıyorum ya bunlar anlamıyor diyor. Ya adamın... Ya cümle kuramıyoruz ya. Hakikaten. Vallahi, inan ki cümle ya kuramıyoruz. Adamın inancın olsun dünyadan haberi yok. Ülke ismi say desen bilmez. İşte birkaç haber kanalında birkaç ülke ismini duymuş. O ülke bizi kıskanıyor. Bu bizi indiriyor. Dış güçler bizi yönetiyor. Dış güçler müdahale ediyor. Ha demin izledik ya. Zamları Avrupa yapıyor dedi bize. Evet. Ya zamları Avrupa yapabilir mi? O, gittin yani. Onlar mı evet. Bu zamı evet. Bize yapıyor? Buyurun. Binali Yıldırım, Sayın evet. Binali Yıldırım Avrupa'ya yine şu seslenmiş. Şu anki başlığımız. Evet. Seslenmiş Avrupalılara. Bu sene doğal gazınız yok. Doğal gazınızı kestiler. Evet. Türkiye'ye gelin. Otellerde yaşayın. Hakikaten onlar için zaten çok sıkıntı değil. Yani ben zaman zaman bilgi aldığımız zaman oradan zaten geliyorlar. Ceplerindeki para 5000 euro koysalar 90 bin lira ceplerinde para var. 90 bin lira. Yani sen bunu 3 ay burada yersin. Yersin. He. Bir yani aylığı emin ol ki benim 5000 liram 90 bin ise ben Avrupa'dan gelmem. Evet. Ama ben buradan oraya çıktığım anda yani mümkünatı yok yani zaten böyle benim şey vardı bir tane Cumhurbaşkanı danışmanı vardı jölele saçlı böyle Yiğit Bulut. Şimdi o bile diyor sakın ha diyor sakın kendinizi hava etmeyin bekleyin kışı bekleyin Almanlar evet, gelecek. Evet. O, ya Almanlardan biz para mı kazanacağız? Yani Almanlar neye gelecek? Gazını kesmişler, kesmişler. Yani biz neyi evimizi mi kiraya vereceğiz? Ne yapacağız yani? Buradan şuraya getirecektim işte. Yani bizim ne emeklimiz, ne asgari ücretimiz ne memurumuz, ne işçimiz Avrupa'ya gidemez. Ama Avrupalı buraya gelebiliyor. Gidemeyiz niye ki. Ya niye? Niye? Bizim yani niye memur gidemiyor? Uçak niye asgari ücret? İşte, evet onu diyor. Niye asgari ücretli gidemiyor? Yani bence gezme herkesin hakkıdır. Herkes bu hakka sahip olmalıdır. Yani şunu söyleyecekler, bazen şunu söylüyorlar. Derler ki işte Finlandiya'nın nüfusu az. Tamam bizim nüfusumuz fazla. Fakat emin ol ki topraklarımız çok bereketli. Evet. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz çok çok fazla. Yani biz eğer bunları yerinde zamanında kullanabilirsek bu gücümüzle, bu sayımızla çünkü düşün ki Almanya'nın iş gücünü biz karşılıyoruz. Evet. Yani kendi iş gücümüzle, kendi yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarımızla süper güç oluruz. Yani bu dezavantaj değil, tam tersine avantajdır. Evet. Yani o yüzden bu muhabbet de çok saçmadır. Evet. Yani bizim pozisyonumuz kendi kendimizi sorgulamamızdır. Neden biz bu haldeyiz? Yani şimdi mesela Hollanda Konya kadarmış ama tarımda dünya sıralamasına girmiş. Aynen öyle. Demek ki biz ne yapıyoruz? Sallıyoruz.
gidiyoruz. Peki Avrupa gezinizle ilgili son ne demek isterseniz o konuyu kapatıp diğer konuları açacağız. Evet. Eksik kalan bir şey ben, var mı? Ben şunu söyleyeyim. Bir de şu vardı. 14 gün oralarda 5000 kilometre belki yol arabayla kat ettik. Toplamda 50 kamyon, 50 otobüs görmedim. Yani şehir içi metrodur, metrobüstür, tramvaydır. Bu tür şeylerle hallediyorlar. Ülkenin bir ucundan bir ucuna giderken bile treni arabalarını bindiriyorlar. Oraya gidiyorlar, arabalarını orada kullanıyorlar. Ya da atıyorum biz Helsinki'den Estonya'ya gittik. Arabamızı gemiye bindirdik, kendimiz de gemiye bindik, gittik orada dolaştık. Evet. Yani böyle otobüstür, kamyondur bu tür şeylerle değil. Daha çok tren, böyle yük taşıma olarak, insan taşıma olarak bunları değerlendiriyorlar. Yani aslında bir düşündüğün zaman dünyada bu kadar otobüs yok. Türkiye'de olduğu kadar ben diyebilirim. Belki kamyon yok. Yola çıktığın zaman özellikle Adana yolunda yani böyle önünde belki yüzlerce kamyon görürsün, yüzlerce otobüs görürsün. Geçiyor. Evet, bu yol güzergahında hızlı tren olsa, bu yol güzergahında normal tren olsa bu otobüslerin, bu kamyonların sayısı epey düşer. Artı ben şunu gördüm, nezaket noktasında, eğitim noktasında gidiyorsun bir markette, sıranı beklerken 7-8 kişi önünde hiç kimse kimseyi rahatsız etmez, böyle beklersin arkada. Yani ta ki sıra sana gelene kadar. Şunu söylemezler. Ya arkadaşım çabuk ya, işimiz var ya. Yok. Bunu duyamazsın. Korna çalmak. 14 gün korna sesi duymadım. Arkadaşa dedim ya korna, hakikaten arabanızda korna var mı? Bir çal dedim. Yani korna sesi yok. Yere tüküren yok. O kadar çekim yaptım. Yerde herkesin içki ve sigara kullanılır. Yerde bir izmarit görmedim ya. Yerde bir izmarit görmedim. Yani bunlar hepsi eğitimdir. Bunlar hepsi öğretimdir. Çocukken ben gittim onların yerini de gördüm. Çocukları 3-4 yaşında götürüyorlar. Bu trafik kurallarının, trafik işaretlerinin, yayaların nasıl geçeceğini, nasıl edeyim, bunları o zaman öğretiyorlar. Evet. Ormanda dolaşıyorsun, yürüme parkurunda falan. 70-80 yaşında kadınlar koşuyorlar, bisiklete biniyorlar, yürüyorlar. Bizimkiler evde, mesela benim annem ayakları tutmuş. İki büklüm, evet. Evet. Yani böyle her anlamda, bağlamda şunu söyleyeyim. Mesela eğitim noktası. Finlandiya dünyada birincidir. Fakat ben Finlilerle konuştum. Dedim eğitiminiz nasıl? Dedi iyi değil. Dünyada birinci ve beğenmiyorlar. Evet, beğenmiyorlar. Hayda. Yani biz de son 20 yılda belki 10 tane Milli Eğitim Bakanı değiştik. Her seferinde sınavlarımız değişti. Sonradan sınavlarda sorular çalındı. Sonradan mülakatlar yapıldı. Yani böyle. Ama biz de iyi, sıkıntı yok. Evet, biz de dünya şeyindeyiz. Kategorisindeyiz. Yani o zaman hemen şuna geçelim. Dedik ya demin işte bir genel seçim var önümüzde. Birkaç tane anket sonucu var. Ben onu size bir okuyayım. Evet. İşte Adıyaman için yapılan bir anket var. Diyor ki yarın Adıyaman'da seçim olsa sonuçlar ne olur diye sorulmuş. Kime oy versin diye sorulmuş. AK Parti %38.7 çıkmış. HDP %19.1 çıkmış. İYİ Parti %9 çıkmış. CHP %12 çıkmış, MHP 5, DEVA 4, Gelecek 2.7, Saadet 2. Buna, evet. Bu anketi bir değerlendirir misiniz Adıyaman olarak? Tekrar okuyayım mı size? Bir zahmet. AK Parti %38.7, bu Adıyaman için. HDP %19.1, İYİ Parti %9, CHP %12, MHP 5, DEVA %4, Gelecek 2.7, Saadet %2 çıkmış. Evet. Bunu bir değerlendirir misiniz Adıyaman için? Evet, Adıyaman için. Yani AK Parti yine birinci parti. Evet, %38.7. Evet, AK Parti. 2018 seçimlerde hemen hatırlatayım. %55.1 almış. %55, şimdi evet. %38. Evet. Peki şey var mı? Kararsız? Yok, bu dağıtıldıktan sonra. Bu dağıtıldıktan evet, sonra. Son evet, hali. Evet, son hali. Şimdi yine birinci parti AK Parti. Şu genel bir değerlendirmede gerçekten bu kadar, yani genel anlamda da değerlendirdiğimiz zaman bu kadar 20 yıllık bir iktidarın birçok sıkıntıları var. Mesela özellikle şu anda enflasyon olayı, zamlar, işsizlik, eğitim,
ne bileyim yani insanların böyle açıkta kalması, adalet, birçok anlamda sıkıntı var. Buna rağmen AK Parti hala birinci parti. Evet. Yani %20 küsür bir oy kaybına rağmen ama birinci parti. Evet, birinci parti. Yani ve muhalefet burada yine sesi gür çıkamıyor. Evet. Yani muhalefet yine kendisini ifade edemiyor. Evet. İçerisinde bir kısım milletvekilleri, Tutdere gibi atıyorum yani, hı-hı, Adıyaman için örnek, evet, verdiğim, evet, zaman çalıştığı için söylüyorum. Yoksa onun ismini de zikretmezdim, bilmezdim belki. Yani, evet. Evet, çalıştığı, çünkü sahada çalışıyor. Evet, sahada, evet, çalışıyor. Yani bugün yine Kahta'ya gelmişti. Evet. AK Parti'nin en büyük şansı gerçekten, yani ben o amcalar konuştuğu zaman da, hı-hı, dinliyorum. Evet. Mesela amca şunu da söyledi, dedi ki ya dedi bugüne kadar çok şey yapılmamış ülkeye dedi. Yani aslında biraz da haklı. Yani bir kısım şeyler yapılmış, hı-hı, olabilir. Evet. Fakat bizim de hayatımızın mesela yarısına tekabül edecek şekilde AK Parti'nin iktidarı var. Evet. Yani bu zaman zarfında bir kısım şeyleri görmek de hakkımız. Yani 20 yıl. Evet, 20 evet, 20 yarısı hayatımızda. Evet, 20 küsür şeyler, hı-hı, yıldır. Şimdi buna rağmen muhalefetteyken, iktidardayken böyle sesin muhalefet gibi daha gür çıkıyorsa, evet, kendini ifade edebiliyorsan, yani hala muhalefettekiler kendisini ifade edemiyorsa muhalefetin dönüp kendisine bakması lazım. O konuda destek olmayalım. CHP %11 çıkmış 2018'de, şu an %12. Evet. Yani bir puanlık bir artış var. Evet. Ya bu kadar, hani diyoruz ya, demin örnekler verdik. Yani hani, evet, ekonomi çok kötü diyoruz, enflasyon almış başını gidiyoruz, pahalılık var diyor, yakıt almış başını gidiyoruz dememizle rağmen, her şeye çocuk dedi, evet, işte ekmek, evet, 4 lira, evet, olmuş falan. Evet. Buna rağmen %1 artırabilmiş. Evet. Burada eksiklik yok mu muhalefette? Zaten onu kastediyorum. Evet. Yani onu kastediyorum. Yani şimdi AK Parti'nin genel anlamda altılı masaya bakıyoruz. Hı hı. Bir proje gibi duruyor. Yani, evet, proje kendileri de zaten ifade ettiler. Hı hı. Şöyle ki tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Yani amaçları, evet, şu. Evet, evet, biz Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz diyorlar. Evet. İkinci şey şu. Evet. İşte milletvekili, evet, şekli neydi, ismini unuttum şu an. Buna geçmek diyorlar. Evet, parlamenter sisteme. Parlamenter sisteme. Evet, evet, parlamenter sisteme geçmeyi düşünüyorlar, evet, da. Fakat şunu söyleyeyim. Yani bir araya geldikleri zaman bile hala bir adaylarını öne çıkaramadılar. Evet. Yani hem iktidar cephesi bunu istiyor. Hı hı. Hem de kendileri de bunu istiyor. Fakat birbirlerine adayımız kim olsun bunu konuşamıyorlar. Konuşmamışız diyorlar. Evet, bunu konuşmamışız, evet, diyorlar. Yani bir bakıyorsun işte Kemal Kılıçdaroğlu şeye girdiğinde, kendi grup toplantısına, hı-hı, girdiğinde bağırıyorlar. Cumhurbaşkanı işte Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde bir, hı-hı, şey yapıyorlar. Alkış tutuyorlar, tezahürat yapıyorlar. İyi Parti olduğunda işte Meral Akşener için aynı. Diğerleri de kendilerinkini aynı şekilde. Evet. Fakat kimse dememiş ki falan olsun filan olsun. İktidar yine bunların zihinlerini bile değerlendiriyor. Nasıl? HDP koridoruna bunları yine sıkıştırdı. Evet. Yani şu anda son açıklamayı Gürsel Tekin yapmış. Evet, Gürsel Tekin demişti, evet, ki ya, evet, HDP'ten de bir bakan olabilir. Olabilir mi? Demişti. Evet. Evet. Hemen Yozgat İl Başkanı direkt istifasını bastı. Dedi ki ben istifa ediyorum. Evet. Ben böyle bir HDP'nin olduğu yere, bakanlık ismi geçtiği yere ben hizmet etmem dedi. Çünkü ben askeri kökenliyim dedi. Daha ondan sonra ekstra bir açıklama geldi ama hangisi doğru tam olarak bilmiyorum. Dediler ki zaten istifa istenmişti, istifası Yozgat İl Başkanı'nın, bunu bahane etti diye. Ya buradan girerek hemen şunu diyelim. Ya bir çatlak oluştu mu? İşte dedim ya, bunlar, evet, iktidarın zihinsel alanına sıkışmış durumda. Aynen. HDP koridoru, bunlar şu anda orada mücadele veriyorlar. İyi, evet, Parti, İyi Parti daha önceki 2019 seçimlerini hatırlayalım. Evet. Dedi ki Kars'ta, Iğdır'da, Ardahan'da. Dedi ki biz adayı çıkarmayacağız, Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Evet. Ne oldu? Onlar da bu sefer Balıkesir ve Manisa'da adaylarını çektiler. Yani CHP ile öyle, evet, bir şeye girdiler. Hem Balıkesir'i hem Manisa'yı kaybetti. Hem Iğdır'ı ilk defa tarihinde, Iğdır'da HDP seçildi. İlk defa, hı-hı, tarihinde. Evet.
Kars'ı da kaybettiler. Yani evet. İyi Parti dedi ki biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz bu noktada. Aday göstermediler. Evet. Şimdi aynı şekilde içeriden yine kurmaylar çünkü İyi Parti'nin yumuşak karnı. Evet. Buradan yine onlara yükleniyorlar. Yine tartışmalar başladı. Ayın ikisinde falan yine bir toplantı hı hı. var. Ayın 14'ünde de Mansur Yavaş'ın şeyi var. Evet. Selahattin Demirtaş dışarıdan mektup yazmış. O mektupta da onların da sıcak baktığı işte Kılıçdaroğlu'na sıcak bakıyorlar. Hı hı. Mansur'a sıcak bakmıyorlar. Hatta barışçıl söylemlerini tekrar ifade ediyorlar. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa bizi oyalamayın şeklinde hı hı. şeyler söylüyorlar. Yani aslında İyi Parti'nin de HDP noktasındaki düşüncesi Cumhur İttifakı gibidir. Yani birebir olmasa bile hemen hemen birdir. CHP'ninki de aynı paradigmadır. Fakat bunlar burada 6-7 milyonluk HDP seçmenini göz ardı ediyorlar. Yani filmin sonunda büyük ihtimalle şu anda bütün anketler hemen evet. %45-45 gösteriyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kilit parti değil mi HDP? Evet. %45-45. Yeri geldiğinde iktidar partisi de HDP'nin ve Kürt seçmenin oylarına başvurmak durumunda. Aksi takdirde seçilmez. Millet İttifakı da aynı şekilde. Evet. Yani fakat dediğim gibi yani şu anda altılı masa kendi derdine düşmüş, kendi canının derdine düşmüş, tartışma içerisindeler. Kimi seçecekler? Kılıçdaroğlu. Hatta daha öncesinde altılı masadan kimse olmayacak diye söylemler de vardı. Evet. Fakat onu es geçtiler şu anda. Mansur Yavaş olursa HDP bu şeyin içerisinde olmayacak. Kılıçdaroğlu olursa daha başka söylemler olacak. Yani bu noktada yine şunu söyleyeyim ama Adıyaman özeline gelirsek ben bu seçimin tekrar başa dönüyorum. Bu seçimin hı hı. diğer seçimler gibi yani insanlar kendilerini tam ifade edemeseler evet. bile çünkü insanlar gerek oturmuş oldukları koltuktan gerek bir kısım çıkarlarından gerek bir kısım şeylerden ya da korkudan hı hı. dolayı evet. konuşmayabilirler, fikirlerini açıklamayabilirler ama eğer AK Parti bu anlamda insanların yani iktidar bu anlamda insanları ikna etmezse Adıyaman'da belki sükutu hayale uğrayabilirler. Yani en çok 3-2 de olabilirler. Yani şimdi bunu demek ki anket sonucuna göre diyorsunuz. Bunu mesela ki... ben hatta Adıyaman'la ilgili CHP noktasında evet. Çok daha ciddi şeyler var. Daha böyle hakikaten insanı böyle şaşırtan hamleler var. Ne kadar Tutdere iyi olsa bile evet. Tutdere'yi ikinci sırada gösterme gibi bir söylenti bile var. Yani evet. birinci sırada Sünni birini gösterecekler, ikinci sırada Tutdere'yi gösterecekler. Evet. Yani bu da ayrı bir hamle. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii bunlar konuşuluyor. Yani evet. olacak diye bir şey demiyorum. Evet. AK Parti de dese ki arkadaşım adaylarımız budur. Hani Urfa için Fakı Baba'yı dediler ceketimizi koysa alırız seçilir. Dediler ya. Evet, evet olmadı. Bu sefer insanlar kendilerini ifade etmeseler bile öyle inanıyorum ki çok farklı bir seçim olacak. Şimdi şu farklı bir olay yani hani Tutdere ikinci sıra Sünni birisini birinci sıra der ki ya olur mu? Olursa da bence sıkıntı olur bilmiyorum onu. Şimdi bu oy oranına göre o zaman diyorsunuz ki AK Parti en fazla 3 tane çıkarır diyorsunuz. Evet bu bağlama göre evet. Evet, evet. Yani 2 de olabilir diyorsunuz. Evet. O zaman yani adaylara bağlı. Bak adaylara tabii. Halkı gidip ikna etmelerine bağlı. Herkesin. Şey o zaman yani diyelim ki 3 aldı 1-1 mi olur girsin? Yani HDP artı CHP mi? Evet HDP artı CHP. Artı CHP olur. 2 olursa o zaman nasıl olur onu bilmiyorum. Yani AK Parti 2 olursa CHP 2 olur belki. CHP 2 yani, olur, evet. HDP 1 olur. 1 olur. Ama yani sıkıntı şurada olmaz. Yani CHP'nin oyu %12 HDP'ninki %19. O nasıl olacak? İşte bu sistemde herkes kendi ismiyle girmek durumunda kalıyor, evet. zorunda kalıyor. O zaman iki milletvekili HDP'ye gidiyor. Evet. Çünkü yani evet. kendi ismiyle evet. giriyorsa yani %20'ye yakın bir oyu var, diğerini %12. Yani ikisi ona geçiyor o zaman. Yani sayıya işte alacakları oyla bunu evet. şey yapacaklar. Yani Türkiye genelindeki hı hı. oylarını da alacaklar, yerel oylarını da alacaklar.
Evet. Bu buradan hangisini taş vekil götüreceği şimdi peki, belirlenebilir. Şöyle düşünelim hemen. Diyelim ki %45 gidiyor Türkiye geneli. İkinci tura gidildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar, ben HDP'le yol yürüyeceğim dedi. Çünkü HDP'nin oyunu kim alırsa o seçilecek. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi peki burada MHP'nin tavrı ne olur? Çünkü ortağı. MHP ne yapar sizce? Ya ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum şahsen. Fakat yine de iktidar Kürt seçmenini, yani illahi bir şekilde HDP ile HDP'nin seçmeni ayrıdır, Kürt seçmeni de ayrıdır. Hayır, bazen zaman HDP ile MHP nasıl bir arada olacak, onu merak ediyorum. O mümkün değil, değil. O mümkün değil. O, ya olursa? Asla olmaz. Ya olursa? Bugün bile, peki bugün bile iyi parti. Anladım. Peki bir soru. Ya şimdi, ki ben şey olur. Geçmişi hatırlayalım. Evet. Geçmişi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Sayın Başal hakkında ağız almayacak laflar etti mi? Evet. Etti. Başal'e etti mi? Etti. Etti. Bir araya geldiler mi? Geldi. Bak. Ya ben hayal edemezdim. Hatta diyordu ki hesap sormazsam ya neyim diyordu Sayın evet, Bahçeli. Evet, değil mi? Evet. Evet. Hesap soracak. Evet. Cumhurbaşkanı şu an beraber diyor ki illaki Cumhurbaşkanımız kendisidir diyor. Evet. Peki bir araya gelme imkanı yok mu? Ya ben inan ki inşallah şunu söyleyeyim. Memlekette her şey kutuplaşarak gidiyor. Herkes ötekileştirerek, yani atıyorum geçen işte bir İzmir'de Tarkan'ın konseriyle beraber Tunç Soyer çıktı. İşte CHP adına bir şey yaptılar. Yani biz ötekileştirmek için var ya karşı tarafı. Evet. Yani onlar bizi, Müslümanlar onları, yani derken İslamcılar, iktidar onları. Evet. Ötekileştirmek için bazen böyle o kadar şeye de nedene de gerek duymuyoruz. Hemen bunu yapabiliyoruz. Ben istiyorum ki ötekileştirmenin olmadığı, kutuplaştırmanın olmadığı, CHP'lisinin, AK Partilisinin, HDP'lisinin, herkesin bir arada yaşadığı. Çünkü biz bir arada yaşıyoruz. Evet, evet. Biz bir arada yaşıyoruz. Yani siz diyemezsiniz ki siz burada yaşamayın. Herkes bu göğün altında yaşıyor. Yani Türkiye'li olmak çok önemli. Evet. Yani bunu yakalayabilmemiz lazım. Aksi takdirde birbirimizle uğraşırsak hakikaten zaten sıkıntı olur. Kur'an diyor ki gücünüz gider diyor, zayıflarsınız, bitersiniz diyor. Evet. Yani evet. Son 3 dakikamız. Öyle mi? Biz Kağıtta Spor'u konuşmadık. Evet. Kağıtta Spor'u bir konuşalım son 3 dakikamızda hemen. Evet. Nedir şu an Kağıtta Spor'un durumu? Kağıtta Spor'un ne olacak? Evet. Teşkele. Teşkele bizim şey taraftar grubu. Evet, taraftar evet. grubu. Bir son paylaşımı bu. Evet. Okuyayım. Kağıtta Spor, Kağıtta 02 Spor 2 maça çıkmadığı zaman otomatikmen düşecek. Göz göre göre takım eriyor. Hadi diyelim iş adamları sahip çıkmıyor. Evet. Milletvekilleri neden bir şey yapmıyor? Özellikle Ahmet Aydın. Evet. Vekilimiz neden sessiz kalmış durumda? Maçların başlamasına 20 gün var. Yani bu yani, bir hafta önceydi. Şu anda iki şu hafta anda kaldı. Işte, 20 gün var. İki hafta, 14 Hiç kimse bu takımın yanından geçmiyor. İnsanın aklı almıyor. Siyasi büyüklerimiz bir taraftan seçim çalışması yaparken hemen yanı başında Kağıtta 02 Spor kapanıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Gerçekten insanın aklı almıyor. Böyle bir paylaşım yapmışlar. Yerinde bir paylaşım, evet. Doğru bir paylaşım. Yani bunu hakikaten dediği gibi, Teşkalen'in de dediği gibi iş adamları yanaşmıyorsa siyasilerin, sıkıntı. Gücü yetenlerin, evet. Kaymakam evet. olur, işte milletvekili olur, belediye başkanı ya, olur. Muktedir dediklerimiz. Muktedir, evet, evet. Yani güç onların elinde evet. çünkü. Bunların devreye girip Kağıtta Spor'u yani elinden tutmaları lazım. Aksi takdirde buradan da evet kapanırsa yani. Bu bu gençlere yazık. Hiç hoş olmaz. O evet. isme de yazık olur. O isme de yazık Ama olur. Buradan evet. seslenelim Sayın Ahmet Aydın'a, Sayın Tuttere'ye, efendime söyleyeyim, diğer üç vekilimize, Sayın İbrahim Halil Fırat'ta, Sayın Yakup Taş'a, Sayın Fatih Toprak'a seslenelim. Evet. Sizden ricamızdır. Lütfen bu konu kapanmasın. Evet. Ya Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanlarımıza, ya bu kulüp kolay kolay bu yerlere gelmedi. Sizden rica ediyoruz. Yani 14 günü var maç başlamasına. Lütfen buna bir destek olun. Çünkü iki maça çıkmazsa kapanıyormuş. Biz bunu sizlerden bilahare rica ediyoruz. Mümkünse bu işe bir el atın. Bu işte yani bununla ilgili ben şunu da söyleyeyim. Futbol camiasının içerisinde yetişmiş güzel insanlarımız var. Evet.
Ufuk Ballı Bey var, Nihat Çetinkaya var. Ömer Ege onlar var. Hı hı. Yani bunlar futbolu biliyorlar. Daha futbolu bilen birçok arkadaş var. Niyazi Köşker var. Evet. Yani tamam üçüncülükten düştük kabul ama burada mücadele etmesi için bu arkadaşlarla bir araya gelip istişare edilmesi lazım. Ne yapılır ne edilir ben işin içerisinden çıkılır diye düşünüyorum ben. Yani biz muhakkak, bunu, muhakkak. Evet biz bunu bekliyoruz. Şimdi değerli Fuat Ağa ben herhalde kaçırdım. Belediye başkanlarından da rica ettim. Herkesten rica ediyorum. Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı'ya, işte Adıyaman'ınki Sayın Süleyman Kılıç'a. Ya kim muktedirse, kimin elinden bir şey geliyorsa, vekillerimiz, kaymakamımız, sayın valimiz, herkesten biz de rica ediyoruz. Ya bu kulüp kurtarırsa gençler adına hepimiz sevineceğiz. Evet. Son olarak ne demek isterseniz kapatacağız. Zamanımız bitti. Tekrar ediyorum, ötekileştirmenin olmadığı, kutuplaştırmanın olmadığı, insanların birbirlerini sevdiği, insanların birbirlerine saygı duyduğu bir ülke hayal ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, değerli aktivist, dostum, arkadaşım Sayın Mehmet Güzel'e çok çok teşekkür ettik. Bizi kırmadı buralara da geldiği için. Umarım izlerken siz de bizden feyiz aldınız. Umarım hiç kimseyi kırmadık, dökmedik. Yeni bir gündem kritikte beraber olmak ümidiyle herkese hayırlı geceler olsun.